Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet sevgili yaylar, Ekim ayı sizin için biraz sürprizli, eğlenceli ve şaşırtıcı olabilir. Terazi burcunda bir yeni ay yaşayacağız ayın ilk haftasında ve 19 Ekim'de de Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Aya biraz sert başlayabiliriz çünkü Güneş'in Uranüs'te ve Plüton'la yapacağı sert açılar ve bunun yanı sıra bu etkilerle beraber 5 Ekim'de Terazi burcundaki yeni ay özellikle yay burçları için belki bulundukları, ait oldukları sosyal gruplarda, arkadaş çevresinde, iş ortamında ani, beklenmedik, kontrol dışı bazı gelişmeler yaratabilir. Doğru. Şimdi Terazi burcundaki yeni ay esnasında Uranüs ve Plüton tek kare konumunda. Venüs Mars kare, Plüto Satürn'ün kuzey düğümü sekstir. Şimdi baktığımızda aslında yay burcu için Terazi burcundaki yeni aylar olumlu. Evet. Fakat tabii ki yay burcunun burada yükselen burcu da çok önemli. Tabii ki. Tabii. Çünkü burada Jüpiter Güneş'le kare. Yönetici gezegeni beni burada ilgilendiren Terazi burcu yeni ayından ziyade 12 Ekim'de Güneş kare Jüpiter'in olması. Evet. Yani Güneş'in Jüpiter'e kare bir pozisyona girmesi ve bunun Terazi yengeç kasbı üzerinde olması. Bunlar ilginç bir döngü. Aşkı, ilişkileri, birliktelikleri, sevdalanmayı bunları gösterir. Aslında bir kısım yay burçları hamile kalacaklar bu 5 Ekim yeni ay ile beraber. Bir kısmı sosyalleşmek, arkadaşlar ve dernekler, kulüpler dediğimiz döngülerle çok çok daha fazlasıyla iç içe kalacaklar. Bir arkadaşların sağlık sorunları ile ilgili bazı haberler gelebilir. Evet. Beklenmedik arkadaş ve yakın çevre ile ilgili problemler, Uranüs Plüton ani bir haber alınır. Evet. Böyle bir etki görünmekte. Dikkat ettiğimizde 7 Ekim'de Venüs yay burcuna giriyor. Venüs yaya geçiyor. Daha böyle tabii hak edişi olan, farkındalığı olan, idraki olan ve daha genç yaylar için önemli. Venüs çünkü gençliği daha fazlasıyla temsil ediyor. Yani 30 yaş, 35 yaş arası yaylarda Venüs yay burcunda ilişkilerde özgürleşerek böyle daha hevesli yaklaşımlar, aşk, birliktelikler, küçük seyahatler, neşeli ve keyifli dönemleri işaret ediyor. Bu çok güçlü ve kuvvetli bir döngü. Yay burcu kadınları güzelleşecekler, fizikleriyle daha fazlasıyla ilgilenecekler, kendileri belli bir değere ulaşacaklar. 40 yaş ve üstü yay burcu kadınları bu etkiden çok fazla yararlanamayacaklar. Çünkü Venüs'ün yay burcu etkisi daha ziyade gençlerde çok daha etkili, böyle bir yapıya sebebiyet veriyor. Astrolojik olarak baktığımızda en önemli özelliklerden biri 15 Ekim'de Mart'ın Başak Burcu'na girmesi. Mart'ın Başak Burcu'na girmesi yay burcu için önemli bir dönem bildiğin gibi. İş hayatları biraz yorucu olabilir. İş hayatları ve kariyer hayatlarında hepsi beraber zorlanacaklar. Bir kısmı eğlence ve iş hayatı arasında kalacaklar. Çünkü Venüs yayda olduğu için Mars, Venüs arasındaki kare. Ama bunlar bak happy hour'lar, iş toplantıları, işle ilgili böyle seminerlerin filan seyahatlerinde çok olacağı bir dönemi göstermiş bizler için. Bunlar keyifli bir dönem. Venüs üçgen Uranüs 16 Ekim'de başlıyor ve arkasından 19 Ekim'de Koç burcunun daha tutulması başlıyor. Sevgili yay. Evet. Çok özel bir döneme giriyorsun. Koç burcunda ya ay tutulması dönemi başlıyor. 18 ay devam edecek olan bu dönem, gerçeği söylemek gerekirse astrolojik olarak hayatında arkadaşlıklar, sosyal yaşam, ilişkiler, birliktelikler gibi konuların çok çok fazlasıyla ön plana çıkacağını gösteriyor. Bundan daha ziyade yay burcu, yükselen burcuda hava grubu olanlar çok çok daha fazlasıyla fayda görüyor. Şimdi çünkü baktığımızda Koç burcundaki ay tutulması 5-11 kasları üzerinde. Evet. Sosyal yaşamlar değişmeyecek mi? Sosyal hayatlar hareketlenecek. Yeni arkadaşlıklar olabilir. Bazı yeni arkadaşlıklarda, gruplarda hayatlar. Değişimler olabilir. Flört. Flört edecekler. Erken dönem yaylar. 25-26'ya kadar. Hamilelikler. 35 yaş sonrasında hamilelikler. Çocuk doğumları. Çocukla ilgili doğumlar, biraz da 35 yaş sonrasındaki yay burçları için çocuk ve hamileliğin kadınlarda ön plana çıkacağını gösteriyor. Bazıları da eğlenecekler, yani mizah duyguları gelişecek, eğlenecekler. Sanatsal konularla ilgilenebilirler, yaratıcılık ifade edebilirler. Eğlenceli bir dönem, yani aslında 5-11 kasbı eğlencelidir. Evet. Yani eğlenceli bir 18 ay yaşayacaksınız. Evet. Daha ziyade sağlıktır, daha ziyade iş sorumluluğudur, daha ziyade o karışıklıkların bittiği bir döngüye geliyorsunuz. 4 Kasım'da Akrep Burcu ay tutulmasıyla, güneş tutulmasıyla beraber bir dönem bitecek. Şimdi bir de 21 Ekim'de Merkür Retro başlıyor yay burcu için. Evet.
Akrep burcu bu ne demek? Bu ilginç, bu zor. Birazcık bu karışık. Böyle, böyle evet, içe döndükleri bir dönem. Arkadan dedikodular evet. yapılabilir. Çevresindeki insanların böyle dengesiz ve beklenmedik davranışlarıyla karşılaşılabilir. Gerçek anlamda mutluluk ve mutsuzluk dediğimiz döngüler arasında kalınabilir. Merkür'ün burada Akrep burcunda gerçek anlamda çok güçlü olmayan bir yapısı var Yay burcu için. Evet. Arınmak, hırsızlıklara dikkat edin. Evet. Beklenmedik hırsızlıklar olabilir. Yanınızda yeterince doğru çalışmayan bir insanı işten atabilirsiniz. İş hayatında beklediğiniz sonuçları almayabilirsiniz. Hı-hı. Bu dönem Yay burcu için iş ve kariyerden ziyade eğlence dönemi olduğu için bence haftalık burç yorumlarını okuyarak daha da fazla detay almanız lazım. Evet. Vur patlasın, çal oynasın gökyüzü. Şimdi bir de haftalık burç yorumlarımız var. Onlar nedir Demet? Bilinçokulu'nun çok fazlasıyla hizmetleri var. Evet. Yaptığımız hizmetler arasında. Haftalık yorumlarımız zaten artık herkes tarafından biliniyor ve merakla bekleniyor. Tabii. Yaklaşık biz de bir buçuk yıldır bunu yapıyoruz düzenli olarak. Burçlar için her hafta neler olacak gökyüzünün değerlendirmesi. Altı günlüklerimiz var. Günlüklerimiz zaten evet onlar da 3 ay önce başladık ve devam ediyor günlük olarak. Her burcu o gün neler bekliyor. Yine günlük gökyüzü değerlendirmelerimiz devam ediyor. Videolarımızı her gün izleyebilirsiniz. Sevgiler. Hoşça kalın. Saygılar.